Milli Tərcümanlar Mərkəzinin əziz dostlar, bu axşam növbəti akademik söhbət mövzusunda Cambridge Universitetindən Türkiyə əsilli professor Ayşe Zarakov hoca ilə deməli, beynəlxalq münasibətlərdə Türkiyə və Rusiya məsələsini müzakirə edəcəyik. Ayşe hoca deməli əsas kitabı bu canlı yayını təşkil edən əvvəlcə ingilis dilində sonra isə Türkiyədə Koç Universitetinin yayınlarından çıxmış Yeni ilgiden sonra İngiliz dilinde Autodefeat olarak neşredilmiş edilmiş. Kitabı esasında demeli tanıtacak ama son çıkmış kitabı Before the West kitabı. O da orada da tabii Rusya ve Türkiye'den bahsedir. Burada hocanın çok maraqlı yanaşması var Türkiye ve Rusya'na değerlendirdiği. Şüphesiz burada Japonya'dan da bahsedir ama mövzumuzun haricinde olduğuna göre onu toplamayacak. Evvelce hoca bize Rusya beynəlxalq uluslararası ilişkilerde yani Türkiye ve Rusya'dan danışacak indi 20 dakika 30 dakika vesaire. Sonra suallarla devam edecek. Hocam buyurun lütfen. Merhabalar, teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Sanırım ilk kitabım hakkında konuşacağız daha çok. Yenilgiden sonra Doğu Batı ile yaşamayı nasıl öğrendi? Ama belki genel olarak araştırma kariyerimde yaptığım Türkiye-Rusya karşılaştırmalarından da bahsedebiliriz. İlk kitap Yenilgiden Sonra 2011'de çıktı. Aslında doktor tezimdi başında. Ve karşılaştırma sırf Türkiye-Rusya karşılaştırması değil, Türkiye-Rusya-Japonya karşılaştırması. Aynı zamanda kafamda Tayland yapmak da vardı. Onu sonra bir makale olarak ekledim. Bu ülkelerin benzerliği ne denirse aslında iç tartışmalarına baktığımız zaman Türkiye olsun, Rusya olsun, Japonya, doğulu muyuz, batılı mıyız, ne tarafa dönelim, dünya uluslararası sisteminde yönümüz ne olsun? Yüzyıldan fazla bu konuları tartışan ülkeler. Mesela ben Türkiye'de büyüdüm. Ama bir Rus edebiyatı kitabı elime aldığım zaman, okuduğum zaman çok tanıdık geliyordu oradaki temalar. Sonra Amerika'da doktora programına başladım. Orada uluslararası ilişkiler teorilerini öğreniyorum. Bunun hiçbir açıklaması yok. Çünkü o sırada Amerika'da, şimdi biraz değişti ama yine de böyle, daha çok maddi faktörlere önem veren açıklamalar, teoriler revaçtaydı. Yani mesela bir ülkenin ekonomisi şu kadarsa ya da ordusu bu kadarsa davranışları şöyle olur. İşte büyük güçler, great powers dediğimiz, onlar böyle davranır. İkinci ülkeler, secondary states, işte ekonomik güçlerine göre, ordularının boyuna göre böyle davranır. O açıdan baktığımız zaman, İşte bu realizm dediğimiz ya da liberalizm daha çok ekonomik faktörlere vurgu yapan teorilerde Rusya, Türkiye, Japonya gibi ülkelerin birbirine benzer davranışlar göstermesi için hiçbir sebep yok. Aslında olmamalı. Aynı şekilde hani daha kültürel açıdan yaklaşırsak yine bir anlamı yok beraber yani aynı kategoride olmalarının. Çünkü dinleri farklı, dilleri farklı. O zaman bunu nasıl açıklayabiliriz diye düşündüm. Tez oradan çıktı. Sonra işte kitap oldu. Oradaki kullandığım teori aslında sosyolojiden gelen bir teori. Sosyolojide işte bu belki dinleyiciler biliyorlardır. Eğer sosyoloji alanıyla çalıştılarsa, alanda çalıştılarsa bu işte statü çalışmaları ya da stratification çalışmaları dediğimiz toplumda ayrımlar neden oluyor, hiyerarşiler neden ortaya çıkıyor? Bunları açıklamaya çalışan sosyologların kullandığı bir teori. Orada işte sigma denen, Türkçe'ye sanırım leke olarak çevrildi sizin elinizdeki kitapla. Oradaki argüman şöyle, her toplumun beklentileri var kendine göre. Bu beklentileri oluşturanlar
toplumun yerleşik üyeleri, sonradan katılanlar, o yüzden dezavantajlılar. Çünkü işte o beklentiler, norm dediğimiz, yani normal bulunmak bir avantaj. Ne bileyim, eğer toplumda herkes mesela sarı saçlı mavi gözlüyse esmer olmak bir dezavantaj, ya da tam tersi. Yani bu basit bir örnek. İşte bu sosyologların kullandığı bir kavram, işte leke kavramı, stigma, farklı olmanın dezavantaj olması. Ben bunu uluslararası ilişkiye ayarladım. Orada kitapta söylediğim şey, şu anda içinde bulunduğumuz uluslararası sistem, Batı Avrupa'nın dan çıkan, Batı Avrupalı büyük devletlerin kurduğu bir sistem. Özellikle 18-19. Yüzyıldan itibaren. Osmanlı olsun, Rus İmparatorluğu olsun, bu sisteme aslında oldukça çabuk dahil oluyorlar, ama ikinci ya da üçüncü sırada, yani ilk başta merkezinde değiller. O yüzden en başından beri ayrımcılık görüyorlar, farklı bulunuyorlar ve lekeleniyorlar. Aynı şekilde daha sonra Japonya 19. yüzyılda. Yani bu aslında çerçeveyi genişletebiliriz. Benim bu üç ülkeye odaklanmamın sebebi, yani çerçeve aslında belki her ülkeye uyuyor, Batı'nın dışındaki her ülkeye uyuyor, ama aynı zamanda benim çalıştığım ülkeler bu konuda bir şey yapılabilecek imkanları olan, hani buna karşı çözüm bulmaya çalışmış olan ülkeler. 19. 20. yüzyılda belki baş kaldırmış ülkeler bu Batı merkezli sisteme, ama sonra yenildikten sonra işte nasıl, tutumları nasıl? O yüzden kitap Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yani Osmanlı Türkiye geçişine, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya, ve Soğuk Savaş bitiminden sonra Rusya geçişine bakıyor ve oradaki o yenilgiden sonraki ilk dönemdeki tutumları bu çerçeveden açıklıyor. Bu sosyoloji çerçevesinden, işte sosyologların söylediği lekeli bireyler çeşitli stratejileri vardır. Bazısı uyum sağlamaya çalışır, o lekesini saklamaya çalışır. Bazısı tam tersine gider. O stratejileri ülkelere uyarladım. Oradan çıktı kitap. Aslında bayağı da başarılı oldu. Yani Amerika'da bu çeşit yaklaşımlar daha kabul görüyorlar şimdi. Yani tabii ben bunun tek örneği değilim, ama bu kitap o ekolden, ve işte bu mesela Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra tekrar birçok kişi dönüp bana işte ne kadar doğru bir analiz yaptı. Çünkü kitap aslında, yani tarihi faktörleri, işte o tarihi kabul görme motivasyonu gibi şeyleri vurguladığı için, mesela bazıları diyor ki evet, yani şu anda Putin'in davranışını ya da Rusya'nın davranışını daha iyi açıklıyor, ekonomik sebeplerden daha iyi açıklıyor. Bu arada izleyicilerden özür dilerim. Daha önce söyledim Orhan Bey'e de. Çok alışık değilim Türkçe anlatmaya bu mevzuları. O yüzden biraz tutuk konuşuyorum. Kusura bakmasınlar. Genelde İngilizce, Amerikalılara, İngilizlere anlatıyoruz bu meseleleri. Böyle Türkçe konuşmak hem bir şans hem de biraz biraz daha zor. Durayım mı, yoksa biraz daha şeyler söyleyeyim Hocam mi? size bağlı, yani devam etmek isterseniz daha iyi. Etmezseniz ben Tamam, biraz daha açayım. tamam hocam. Yani Rusya ve Türkiye bağlamına gelirsek, yani program onun üzerine olduğu için ona dönelim, yani genel çerçeveden Rusya Türkiye. Rusya ve Türkiye'yi biz yani tarihte aslında daha çok yani düşman ya da birbiriyle yarışan ülkeler olarak düşünüyoruz ki, yani öyle dönemler var. Ama aslında birçok açıdan çok benzerlikleri olan ülkeler, tarihi oluşum açısından. Yeni çıkan bir kitabım var. 2022'de çıktı. Yani biri daha Türkçe'ye çevrilmedi ya da başka bir dile. Daha Mart ayında çıktığı için İngilizce olarak. Orada Before the West, o kitabın adı. Yani Batı'dan önce. Orada Avrasya Uluslararası İlişkiler tarihini anlatıyorum. Moğollardan başlayarak, Moğol İmparatorluğundan başlayarak.
17. yüzyıla giden bir hikaye. Yani aslında 19. yüzyıla gidiyor ama 17. yüzyıl asıl. O kitabı, bu ilk kitabın öncesi gibi düşündüm. Çünkü içimde oturmayan meseleler vardı. 19. yüzyıldan, çünkü yenilgiden sonra 19. yüzyıldan sonraya bakıyor. Daha önce ne oluyordu? Niye bu kadar benzerlik var diye başladığım bir yazma serüveni. Orada da mesela o kitapta işte bu Moğol İmparatorluğu'nun etkilerini gösteriyorum. Avrasya'nın değişik yerlerinde, yani Çin olsun, Hindistan olsun, yine Batı Asya, işte Osmanlı. Ama aynı şekilde mesela Moskova ve Rusya üzerinde de çok belirgin etkileri var. Oradan başlayarak mesela oradaki kitapta söylediğim şey, 16. 17. yüzyıldan önce Osmanlı aslında, hani hep şey diye anlatıyoruz, aslında batıya bakıyor diye anlatıyoruz ama batıya baktığı kadar doğuya da bakıyor. Çünkü dünyanın merkezi aslında doğuda. Aynı şekilde Moskova ya da Rusya'da, ya daha sonra Rusya olacak, devlet de batı ile ilgileniyor ama aynı zamanda doğuyla ve güneyiyle de ilgileniyor. Yani bunları, bu ülkeleri sadece Avrupa üzerinden okumak yanlış, ya da Avrupa üzerinden, bu Avrupa tarihi üzerinden anlatmak yanlış. Hep iki arada, yani Avrasya büyük bir düzen, Asya büyük bir düzen ve tarihi olarak çok daha önemli bir düzen. Sonra işte 17-18. yüzyıldan itibaren güç merkezi batıya kaymaya başlıyor. Ama hem Rusya hem Osmanlı üzerinde o iki düzenin de etkilerini görüyoruz ki o bugüne kadar giden bir hikaye. Aynı şekilde işte o arada kalma durumu 19. yüzyılda başka bir şekil alıyor. 20. yüzyıl içinde yine benzer tepkiler var. İşte Bolşeviklerle Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye, o milli Atatürkçü hareketle karşılaştırılabilir. Kitapta yaptığım gibi. Aslında yani şu ana gelene kadar Erdoğan'la Putin birçok noktada aslında çok benzerlik var. Yani tamamen aynı demiyorum. Farklar da var. Ama benzerlikler gözden kaçmamalı. Onu çok düşünmüyoruz her zaman. İsterseniz şimdi bu soruyla devam edelim buradan itibaren. Tamam Kendi hocam. kitaplarıyla söyledim. Tamam. Tamam. Yani dinleyici için bir daha söyleyeyim. Ben Türkiye'de doktora yaparken kitabı keşfetmiştim, doktoran sonlarını. 2019'da Koç yayınlarından çıkmıştı. Bir daha göstereyim almak isteyenler için. Yenilgiden sonra diye. Ben okudum o daha Türkiye'deyken, daha masamın üzerinde bakıyorum dönüklerine. Şurada siz Medyascope yayında şöyle bir şey hatırlıyorum demiştiniz. Hani çalışmanın bir tarih çalışması olmadığını ve fakat tarihe başvurduğunuzu, yani dolayısıyla burada, çünkü ben de zaman zaman karşılaşıyorum, hani bir tarih çalışmasıymış gibi bazen siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerinde yapılmış. Bunun ayrımı nedir mesela sizce? Orada bahsetmişsiniz de şimdi bizim için de bunu açıklarsanız sevinirim yani. Çünkü benim orada aklıma takılmıştı yani. Evet, ben tarihsel uluslararası ilişkiler yapıyorum. Yani alanım o. Aslında çok tarih yazıyorum dedim, yani şu anda çıkan kitabımda Avrasya tarihini yazdım dedim, uluslararası ilişkiler tarihini. Ama tarihçiden farkımız, yani tarihçi sadece o tarihi doğru anlatmakla ilgileniyor. Biz uluslararası ilişkilerci olarak sosyal bilimlere daha yakın olduğumuz için sadece tarihle ilgilenmiyoruz. Aynı zamanda ondan çıkarımlar yapmak istiyoruz ya da genellemeler yapmak istiyoruz. Aslında en büyük farkı o. Yani bir tarihçi için belli bir senede şu oldu, bu oldu ya da arşivlerde şöyle deniyordu. Onun doğrusunu bulmak çok daha önemli. O mikro dediğimiz, yani mikro anlatım onlar için önemli. Biz daha böyle genelden bakıp, yani detaylar belki çok önemli değil ama ana hatlarıyla burada nasıl, mesela dedim Rusya ile Türkiye arasında birçok benzerlik var. Çünkü biraz daha uzaktan bakıyorum. Oradaki pattern'ın Türkçesi nedir? Siz bilirsiniz belki. Pattern. Ben de şu an. Ama bence dinleyiciler şu an bilirdi onu. Evet, işte orada yani ana hatlarıyla onu görmeye çalışıyoruz. Detayları o yüzden çok
takılma şeyimiz yok. Yani çünkü detaylara çok takılırsanız her şey birbirinden çok farklı. Yani her insan birbirinden farklı, her devlet birbirinden farklı, her tarih gelişimi birbirinden farklı. Çünkü detayları farklı. Ama ana hatlarıyla baktığınız zaman o zaman orada genelleme yapabileceğiniz bazı şeyler görüyorsunuz. Onu görünce de işte oradan ileriye doğru çıkarım yapabiliyoruz. Yani uluslararası ilişkiler aslında tarihe bakıyor ama tarihe bakmasının amacı o tarih hikayesinden şu an için ya da bundan 10 sene sonrası için ne öğrenebiliriz? O, asıl derdimiz o. Orada bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz ileriye dönük ya da şu ana dönük. Tarihçiler onu dolaylı olarak yaparlar ama söylemek istemezler yani. Çünkü onlar için her şey yani o ana dahil. En büyük farkı o. O yüzden mesela ilk kitapta dediğim gibi Türkiye, Japonya, Rusya karşılaştırması yaptım. Orada dönem dönem. Yani hepsinin 19. yüzyıl hikayesi var ama aynı zamanda hepsi için 20 senelik dönemlere bakıyoruz. Ve o dönemler aslında farklı dönemler. İşte 1918-38 arası, 45, işte 70, 71 arası sanırım. Sonra 91-2007 arası gibi. O dönemleri birbiriyle karşılaştırıyorum. Bu yeni kitapta daha bağlantılı bir hikaye var. Ama yine yani kısa kitapta 300-400 senenin hikayesini anlatmak için belli genellemeler yapmak zorundasınız. O tarihçi yaklaşımından farklı. Teşekkür ederim hocam. Sesim al geliyor değil mi? Evet. Bahsettiğiniz ama ben teori kısmına tekrardan sormak istiyorum. Çünkü ben Türkiye'de kitabı okuduğum zaman teori çok çarpıcı yani hakikaten dikkat çekmişti. Ve eminim ki muhakkak bir eleştiriler de almışsınızdır onun nedeni bu çünkü leke kavramının hani Türkçe'ye çevirmiş stigma şeyi oradan da hani bu süreçle ilgili yani bu bilhassa Türkiye ve Rusya bağlamında modernizasyon sürecinde bu şimdi bu şurada kavramlar kullanıyorsunuz ya mesela kapıdakiler ve dışarıdakiler establish İngilizcesi zannediyorum kapı içeridekiler ve dışarıdakiler mesela kavramı Established establish outsiders yani and mesela bunu mesela biraz açmanızı rica ediyorum çünkü bu pek bilinmeyen bir şey yani bu zannediyorum şöyle bir şey yani olaya, vakaya dışarıdan bakabilmek şey yani biraz da eleştirel, sorgulayıcı bir bakabilme şey diye düşünüyorum yani. Bunu da açarsanız rica ediyorum. Evet, orada bahsettiğim gibi mikrofon açık değil mi? Tamam, pardon, bir kapalı gibi geldi. Dediğim gibi bunu sosyolojiden ödünç aldım ama tabii biraz genişlettim uluslararası ilişkilere uyması için. Orada kullandığım sosyolog Norbert Elias diye bir sosyolog. 30'lu yıllarda yazmış, yaşarken değeri bilinmemiş ama öldükten sonra yazıları çok önem kazanmış bir sosyolog, Alman. Onun kuramıydı Established and Outsiders. Orada diyor ki yani aslında bu bir sosyolojik çalışmadan çıkmış İngiltere'de Winston Parva diye bir yerde yapılan bir çalışma. Burada üç mahalle var. Mahalleli ekonomik olarak birbirlerinden çok bir farkı yok ama bir mahallede yaşayanlar kendilerini dışarıda yani dışarıdalar ve ayrımcılık görüyorlar işte orada o eğer o mahalledense işte o mahallede oturanların işte daha çok suça bulaştığı sorun çıkardığı işte bir sürü insanların kafasında çeşitli fikirler var o mahallenin kötü bir mahalle olduğu ile ilgili ama baktığınız zaman yani baktıkları zaman sosyologlar görmüşler ki aslında çok bir fark yok mahalleler arasında. Bunun açıklaması nedir? Orada diyorlar ki işte Elias ve yardımcısı diyorlar ki aslında bu mahallenin dışlanmasının sebebi bu mahallede o şehre yeni gelenlerin oturması. İlk başta gelenler yani established orada yerleşik olanlar kendi kültürlerini ya da kendilerini üstün görüyorlar. Sonradan gelenleri aşağı görüyorlar ve aralarında maddi ekonomik olarak çok bir fark olmamasına rağmen ya da suça bulaşma falan gibi konularda çok bir fark olmamasına rağmen o yeni gelen mahallesini dışlıyorlar.
onları lekeliyorlar. O leke kavramı orada bahsediliyor ama açılmıyor. Aynı zamanda Goffman diye bir Amerikalı sosyolog var. Onun leke üzerine bir çalışması var. Stigma aslında stigma yani kavramı kendisi Türkçe'ye leke olarak çevrildi. O tam emin değilim yani o tam doğru çeviri o mudur? Aslında o zaman çevirmenle konuştuk. O beni ikna etti. Ama mesela damga da denebilir. Sırf leke değil de damga da denebilir. Onun kitabında diyor ki yani bu leke meselesi hepimiz yani toplumda büyüdüğümüz için lekelenen biz olsak bile, damgalanan biz olsak bile o toplumun standartlarını bir çeşit şekilde içselleştiriyoruz. Yani onu benimsiyoruz. Haksızlık gibi görsek bile, aa niye ben diye isyan etsek bile o şeyi çok sorgulayamıyoruz. Çünkü içselleştirdiğimiz için. O bana çok tanıdık geldi. Yani bu mesela Türkiye olsun, Rusya olsun, bu benim çalıştığım ülkelerde 19. yüzyıldan itibaren uluslararası sistemin Batı merkezli olmasına bir isyan var. Ama medeniyetin standartlarının kendisine çok bir isyan yok. Aslında onun bir kabullenme var. Ya da isyan ederken bile hep batıya bakıyorlar. Yani merkezin batıda olduğunu kabullenme var. Ve onu vurgulamak istedim. Çünkü bu sırf ayrımcılık değil yani daha böyle içselleştirilmiş bir durum. Kendini hep batının gözünden görmek. Buna sinirlenmek ya da yani batının hoşuna gitmeye çalışmak. Ama ikisi de aynı kapıya çıkıyor çünkü dünyanın merkezini batıya koymuş oluyoruz. Ondan bahsettim yani kitapta. Yani bence o dediğim gibi ekonomi teorileriyle ya da düz siyaset teorileriyle anlaşılacak bir şey değil de biraz sosyolojiye, psikolojiye girmek gerekiyor bu şey, bu derin yaraları anlamak için. Evet, teşekkür ederim. Peki hocam siz o kitapta bahsediyorsunuz işte Türkiye'nin zafer kazanmış bir Türkiye hemen akabinde şaşırtıcı bir şekilde şey nedir batıya endekslenmeye veya benzemeye çalışıyor vesaire. Bunun mesela nasıl açıklayabiliriz? Yani devlet refleksi mi veya yoksa pragmatik bir yaklaşım mı veya da lider odaklı bir yaklaşım mı bunu nasıl mesela açıklayabiliriz? Nasıl karar verildi? Hani biz mesela diyelim ki zafer kazandık ama diyelim ki oraya benzemeye çalışmamız lazım, çağdaşlaşmak mesela. Bunu nasıl mesela sizce? Orada alanda kazanılmış bir zafer var ama genel olarak şeyde bir kaybedilmiş bir iddia var. Yani o sistemin artık Batı merkezli olacağı kabullenilmiş oluyor ve Batı Avrupa merkezli olacağı. Biraz o yani sistemik bir şey var. Öbürleri de var yani lider merkez olma meselesi de var. Çünkü bunlar hep toplumsal tartışmalar. Yani doğru tutum nedir? Bu lekelenme durumuna karşı ne yapmalıyız? Dediğim gibi çok uzun süredir olan tartışmalar hem Türkiye'de hem Rusya'da. Başka bir lider gelse başka bir tutum alabilirdi. Yani lekenin kendisi gitmiyor ama bu lekeyi kabullenip düzeltmeye çalışalım, lekemizi silmeye çalışalım diyen lider gelirse belli bir şey yapıyorsunuz. Hayır, niye düzeltelim? Bu bizim onurumuz. Diğer lekelileri toplayalım, onların lideri olalım diyen bir lider gelirse o zaman öbür türlü davranıyorsunuz. Ama iki grup da var toplumlarda. Bu yani en azından benim çalıştığım toplumlarda. Peki hani şey var hocam Atatürk'ün nutukta mesela şey diyor mesela Türkçülük ve İslamcılıkla ilgili hani onların ignore edilmesi yani cihanşumul bir fikir olmadıklarının yönünde bir fikir şey yapıyor. Mesela bunu mesela bu bağlamda açıklayabilir miyiz mesela şeyin Atatürk'ün? Evet. İşte orada içselleştirme var. Yani o Batı pozitivizm, modernleşme yani doğru yolun bu olduğunu içselleştirmiş eğitiminden dolayı yani yaşam tecrübesinden dolayı
Ama onu reddeden de vardı. Ama dediğim gibi hem reddeden hem kabullenen, yani onun öyle olduğunu kabul edenlerin hepsi yine de merkezin batıda olduğunu düşünüyorlar o noktada. O ortak noktaları o. Ama Atatürk çözüm yolunu orada görüyor. Ona göre çözüm yolu ülke olarak kabul görmenin, eşit davranış, eşit muamele görmenin çözüm yolu batılılaşma, işte o batının norm dediğimiz, yani o batının beklentilerine uyma, batılı bir ülke gibi gözükme. Kitapta da bunu şey olarak anlatıyorum, işte bu lekeyi silme stratejisi. Mesela şey vardır, yani mesela sosyologlar bu leke meselesini mesela ırk konularında çalışıyorlar. Diyelim ki Amerikan toplumunu düşünün. Bu ırkçılığın ayyukta olduğu zamanlarda, tabii şimdi de var da, mesela hukuki olarak ayrım gördüğü zamanlarda başka ırktan olanların, beyaza benzeyen ırklar bazen sanki beyazmış gibi davranıp hayatları boyunca öyle yaşamaya çalışıp orada o lekeyi silme ya da saklama stratejisi olarak, passing denen strateji o. Benim söylediğim de işte mesela Türkiye'nin yaptığı, özellikle 20'lerde 30'larda o mış gibi davranmak ya da kendini baştan yapmak, ya da Rusya'nın belli dönemlerde yaptığı biz Avrupalıyız, tamamen Avrupalıyız demek, daha çok 19. yüzyılda öyle yani. Peki mesela burada şeyi mesela kitapta az dokunuyorsun da milliyetçilik mesela diyelim ki buradaki bu Türkiye ve Rusya bağlamında hani damgadan kurtulmaya çalışın ki bence de damga daha doğru bir kavram olur sizin dediğiniz gibi. Damgadan kurtulmaya çalışan Türkiye Rusya'da milliyetçiliğin şey sınırları da bu bağlamda belirleniyor diyebilir miyiz yani mesela? Milliyetçi tabii bundan çok etkileniyor ama milliyetçinin kendisi de yani bu dinamiğin bir ürünü. Yani 20. yüzyılda milliyetçiliğin Türkiye'de ve Rusya'da bir şekilde oluşması aynı şekilde, yani orada yine batılılaşma dinamiğinin bir sonucu. Tamamen yani o batı merkezli düzen olmasa Türkiye'de ya da Rusya'da milliyetçilik neye benzerdi? O ilginç bir soru. Çünkü kendi tarihinden gelen milliyetçilik tam öyle bir, ya da milliyetçiliğe doğru giden hareketler tam aynı değil. Orada başka bir şey çıkabilirdi ortaya. Ama 20. yüzyılda işte o batı merkezdeki milliyetçiliklerin etkisiyle oluşan milliyetçiliklerden bahsediyoruz. Orası çok karmaşık bir konu. Onunla ilgili başka bir şey yazmak istiyorum aslında. Rusya ve Batı'da milliyetçilik ve işte 20. yüzyılın dönüşünde niye böyle oldu? Aslında bir şeyler yazdım ama o konuya tekrar döneceğim. Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili bir şeyim. Ottoman Empire and Diversity diye bir makalem var, toplama bir kitapta. Yani Osmanlı bu kadar her şeye toleranslıyken niye 20. yüzyıl milliyetçiliği çok, doğru kelime nedir bilemiyorum da, az toleranslı bir milliyetçilik diyelim. Niye öyle birdenbire döndü diye bir çalışmam var. Ama tekrar o konuya dönmek istiyorum. Yani mesela biraz da bunu mesela Türkiye diyelim ki Azerbaycan'da çok daha fazla biliniyordur da şimdi Rusya ile Sovyet geçmişi falan düşündüğümüzde bunu mesela Rusya'da nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu milliyetçilik meselesini. Çünkü bence vurguladığınız husus bence çok önemli. Hani kitapta da zaten var bu. Hani şimdi ben siz cevap verirken o biraz oraya ait bulacağım. Neden yani böyle diyelim ki az toleranslı gelişmesinin sebebi mesela bence hani akademik çalışma yapanların metinlerinde çoğu kez bu anlaşılmadığını düşünüyorum naçizane. Dediğim gibi yani karmaşık bir konu, tam da emin değilim. Rusya genelde Osmanlı'dan daha az toleranslı, orası doğru. O Hristiyan geleneğinden gelmesinden dolayı. Yani şimdi bu bitirdiğim kitabın da etkisiyle konuşuyorum. Çünkü mesela dedim ya, ya Moğolların etkisi. Bu o tip imparatorluklarda, yani o diyelim Moğol İmparatorluğu'ndan çıkma ve onun
devamı gibi olan imparatorluklarda, onun etkisi olan imparatorluklarda genel bir şey var. Halkın hayatına çok karışmama. Yani ilk baştaki fetih de yaşamayı başardıysanız, ondan kurtulduysanız, sonra bir kere imparatorluk oturduktan sonra genel hayata çok karışmama tutumu var. Osmanlı da böyle, işte Mughallar da böyle, Moğollar da böyle. Yani o şeyde günlük açıdan çok baskıcı değiller, ya da şöyle dinini şöyle yap, kültürünü şöyle yaşa diye karışan devletler değiller. Onu Osmanlı, yani izleyiciler Osmanlı'yı iyi biliyorlardır. Hep söylenir ya, hani Osmanlı çok toleranslı. O genel olarak o şeyde var. Ne denir? O tarihte var. Ruslar da Moğollardan etkilendikleri derecede, yani Avrupalı devletlere göre daha toleranslar, ama yine de Hristiyanlık geleneği moderniteye kadar çok az toleranslı bir gelenek. Herkes, yani onu unutuyoruz. Engizisyon olsun. Yani aslında azınlıklara karşı filan toleranslı olmayanlar yakın zamana kadar, modern zamana kadar Avrupalılar. Sonra neden o dönüyor? Avrupalılar kendileri, biz çok toleranslıyız. Asyalılar, doğulular çok toleranssız. O hikaye nasıl öyle o kadar çabuk dönüyor? O bence çok ilginç ve yeterince araştırmamış bir mesele. Ama yani ben çalıştığım açıda bence o 19. 20. yüzyıl uluslararası sistem oluşumunun baskılarıyla olan bir şey. Ve daha çok kültürlü imparatorluklardan aniden ulus devletlere dönmek zorunda kaldıkları için o dönüşler bayağı travmatik ve zor süreçler oluyor. Ama Sovyetler Birliği olduğu için Rusya'nın hikayesi biraz daha karışık. Onlar çok milletli devam edebiliyorlar. İnşallah bu konuyu ileride biraz daha çalışacağız. Bu kitaptan bir cümleyle bir soru sormak istiyorum izninizle. O 28. sayfada şöyle böyle bir cümle var. Çok bana okurken şeyi hatırlatmıştı acaba. Mesela İttihat ve Terakki. Umarım günümüzde Türk milliyetçiliğin sergilediği o abartılı gurur ve haksızlığa, bilhassa bunun altını çiziyorum, haksızlığa uğrama kompleksinin Türklerin tırnak içinde doğal bir eylemi olmayıp Türkiye'nin uluslararası sistemdeki yerinin talihsiz bir sonucu olduğunu iddia ettiğimde bir müdafi olarak algılanmam. Şimdi ben şey bakıyorum mesela, tabii çok da şey yapmadım. İttihat ve Terakki mesela çok tartışılan bir konu değil mi? Yani Türkiye'de mi, Azerbaycan'da savunucuları da var, karşıtları da var vesaire. Şimdi burada mesela onun kurucularını falan vesaire baktığımız zaman bu Türk şeyinin veya kimliğinin diyelim ne diyelim bilmiyorum. Haksızlığa uğrama tırnak içinde neden doğmuş bir şey gibi mesela abartı olduğunu söyleyebilir miyiz mesela buradan yola çıkarak? Evet, yani orada demeye çalıştığım şey, yani bu, diyoruz ya işte Türkler şöyle, şu millet böyle filan. Yani benim düşündüğüm, bunlar tarihsel sosyolojik olgular. Hiçbir millet her zaman X değil. Çünkü tarihe baktığımız zaman, dediğim gibi, yani aslında Türk-Moğol kültürü böyle yani toleransı düşük bir kültür değil. Başka dönemlerde çok toleranslı olduğu dönemler var. Bu aşırı tepkiler nereden geliyor? Yani oradaki, o andaki uluslararası sistemle ilişkiyle alakalı bir şey. Yani ben şey açıklamaları da tercih ediyorum. Ona biz relational diyoruz. Yani essentialist ya da relational diye ayrım yapıyoruz sosyal bilimlerde. Essentialist dediğimiz zaman bir şey vardır, onun içinden gelen bir davranış şekli vardır. Onu değiştirmek mümkün değildir. O essentialist açıklamalar, yani Türkler şöyle, Ruslar şöyle falan demek. Bir de relational açıklamalar var. O da yani oradaki, o andaki ilişkinin yarattığı etki tepki mesela. Ben o ikinci kamptayım. Hiçbir zaman hiçbir şey değişmez, bu millet değişmez, bu ülke değişmez filan diyenler tarafında değilim.
Eğer uluslararası düzen değişirse, ortam değişirse, ilişkiler değişirse davranışlar elbette ki değişir. Çünkü hep tarihte öyle olduğu için bundan sonra da öyle olacak. Sen aslında başka bir soru soracaktım ama Evet. sizin cevabınız bana yeni bir soru şey yaptı, not aldım hemen kitaba. Şimdi bu tolerans diyorsunuz ya, mesela Türkler eski bir tarihte diyelim ki daha toleranslı olduğu dönemler olmuş, mesela Osmanlı, Moğol vesaire. Şimdi burada şöyle bir şey çıkarım yapabilir miyiz? Hani toleranslı olmanın şeyi ekonomik ve politik hegemonyayla veya güçle bağlantılı bir şeydir diyebilir miyiz mesela? Daha küçüldükçe tolerans azalıyor vesaire, böyle bir şey diyebilir miyiz yoksa? Alakası var ama tamamen ona bağlı değil. Yani biraz oradaki kültürel repertuarda ne var ne yok onunla alakalı. Mesela çalıştığım ülkelerden biri Çin. Çin'de işte Moğollar Çin'i kontrol ederken o Yuan hanedanı dediğimiz. Sonra oradan Ming hanedanına geçiyor. Moğolları atıyorlar. İlk başta Moğol etkileri devam ederken daha açık, daha toleranslı, daha pluralist, yani çok çok çeşitli mi denir? Çok çok çeşitli şeyleri açık. Sonra o etki geçtikçe o Confucius şeyine akımına geri döndükçe Çin kapanıyor ve farklılığa toleransı giderek azalan bir ülke haline geliyor ama maddi şey değişmiyor. Yani aslında Ming dönemi en zengin olduğu dönemlerden biri ama en kapalı olduğu dönemlerden biri. O biraz kültürel repertuarla da alakalı. Yani Moğolların ya da Türk Moğol geleneğinin toleransı olmasının sebebi böyle liberal tolerans değil yani. Kendilerini halkın çok üstünde gördükleri için halk ne yapıyor çok ilgilenmiyorlar. Ondan gelen bir tolerans var aslında ilgilenmemeyle alakalı. Pek umurlarında değil diyelim. O öyle bir gelenek. Konfüçyüm geleneği başka bir gelenek. Avrupa'daki o Hristiyan kilise geleneği başka bir gelenek. Evet hocam, teşekkür ederim. Şimdi bir tane daha şey kitaptan doğrudan bir cümle üzerine sormak istiyorum. Hani bence bu şey önemli. Hani tabii burada Japonya'da var ama Japonya'yı çıkarıyorum çünkü bizim bu programın şey dışında olduğu için. Şey, 17. yüzyılın Vestfalen devlet sistemi. Hani malum modern devletler o şey. Burada bence çarpıcı olan Vestfalen sistemden önce de var olmalarına rağmen tabii belli bir şeyleri tabii anlattınız buraya kadar ama Türkiye ve Rusya bunun dışında kalıyor. Mesela diyelim ki bu mesela bu şey bence hani önemli bir şey. Hani bunu şey metnine geçirilmesi. Çünkü bilhassa diyelim ki bilhassa hani Osmanlı şeyi bizim için daha gün şey olduğu için daha farklı bir perspektiften bakılıyor genelde, daha savunmacı diyelim bileceğimiz bir şeyden. Ama bu bence bunu biraz bence açmak gerekiyor diye düşünüyorum yani, zahmet olmasa. Yine yeni kitabımdan bahsedeceğim. Çünkü orada işte dediğim gibi eksik kalan şeyler var dedim. Asıl oydu yani. Niye Westfalen dışında Türkiye ve Rusya? Çünkü o sırada dertleri başka aslında. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Hatta bu yeni kitapta şeyden bahsediyorum. 16. 17. yüzyıla baktığınız zaman dünyanın merkezi nerede diye sorsanız, o sırada bir uzaylı gelse, dünyanın merkezi nerede? Dünyanın merkezi Batı Asya ya da Avrasya'nın batısı diyelim. Osmanlı, Safavi, işte Mughal, Hindistan, işte Özbekler, sonra işte Moskova, Rusya. Asıl hareket burada. Vestfali çok önemli bir şeymiş gibi anlatıyoruz. Çünkü yani şu anda Batı Avrupa, yani şu andaki modern düzen Vestfalya'dan çıkan bir düzen. Ama 17. yüzyılda Westfalia dünyanın en önemli şeyi değil. O sırada Avrupa'nın kendi içinde bir gelişme o. Sonra Avrupa 18. 10, ve özellikle 19. yüzyılda dünyaya hakim hale gelmese Westfalia'yı hiçbirimiz bilmeyeceğiz. Yani o Avrupa'nın kendi içinde olmuş bir şey olacak. Nasıl yani mesela Avrupalılar aynı zamanda imzalanan ne bileyim Kasr-ı Şirin anlaşmasını bilmiyorlar. Aynı şekilde biz de yani Westfalia'yı bilmeyecektik. Ama şimdi bilmek zorundayız. Çünkü Avrupa
ve Batılılar dünyaya hakim oldukları için kendi tarihlerini o zaman 17. yüzyılın en önemli meselesi buydu gibi anlatıyorlar. Halbuki 17. yüzyılda yaşayanlar için o Avrupa'nın iç meselesi. Yani Osmanlı ve Rusya'nın ona dahil olmamasının sebebi aslında 17. yüzyılda onun çok önemli bir şey olmaması onlar için. Ama sonra o bir dezavantaj haline geliyor. Çünkü 18. yüzyılda dahil olmalıyız bu düzene demeye başlıyorlar. Çünkü giderek ekonomik güç o tarafa kaymış oluyor. Onun da bazı sebepleri var. Bu yeni kitapta biraz bahsediyorum işte 17. yüzyıl krizinin etkileri falan falan. 18. yüzyılda işte Batı daha aslında ekonomik olarak Asya'yı geçmemekle beraber giderek güçlendiği için özellikle Rusya, sonra Osmanlı oraya entegre olmak istiyorlar. Ama sonradan entegre olmak istedikleri için o bir dezavantaj bu ilk kitapta anlattığım sebeplerle. Orada dışarıda kaldıkları için hep işte bunlar bu tuhaf ülkeler bizim düzenimize girmeye çalışıyorlar gibi damgalanıyorlar 18. yüzyıldan başlayarak. Peki hocam bir daha güncele geçmeden önce yani mesela şimdi dışarıdan bakan bir Türk diyelim ki Türkiye kökenli bir akademisyen olduğu için şimdi Türkiye'de daha farklı bir bakış açısı var aynı meselelere. Şimdi bu eleştirilere mesela şeyiniz nasıl mesela yanıtınız mesela diyelim ki muhakkak vardır şimdi eleştirilere diyelim ki hani dışarıdan bakıyordur daha hani şeyden vesaire. Bunu mesela nasıl mesela diyelim ki cevaplarsınız? Tabii öyle denebilir. Çünkü ben Amerika'ya gittiğimde 17 Hani yaşındaydım. özür dilerim hani mesela benim şeyimden hani dışarıdan bir bakışın olması çok kıymetli ama tabii herkes böyle düşünmeyebiliyor. Yok haklısınız. Onu mutlaka eleştiren vardır. Dediğim gibi ben 17 yaşında Amerika'ya gittim üniversite okumaya. Sonra orada eğitim Amerika'da doktoram orada. Şimdi İngiltere'de çalışıyorum. Çok uzun zamandır Türkiye'de yaşamıyorum ve ya, kitapları da İngilizce yazıyorum. Genel olarak düzeltmeye çalıştığım şey uluslararası ilişkiler disiplini. Yani aslında ben uluslararası ilişkiler teorisyeniyim. Yani yapmaya çalıştığım katkı uluslararası, global bir şekilde uluslararası ilişkiler teorilerini değiştirmek. Yani özellikle Türkiye için yazmıyorum. O yüzden Türkiye'den bakanlar biz bunları zaten biliyoruz. Bize yeni bir şey söylemiyor ya da dışarıdan bakıyor. Şu andaki meseleleri çok iyi takip etmiyor. Bunlar da ne bilir. Yani o çok haksız eleştiriler değil. Çünkü aslında yapmak istediğim yani birinci şey o değil. Ama tabii arada sırada güncel meselelere giriyoruz. Üyesi olduğum bir organizasyon var akademisyenlerin. Eski Sovyetler Birliği ülkeleri ve Amerikalı özellikle akademisyenlerin bir araya getirildiği PONARS diye bir organizasyonumuz var. Hatta orada Azerbaycan'dan da üyeler var. Anar Valiyev var, başkaları da var. O organizasyon bizden bazen daha böyle güncel konulara faydası olabilecek memolar yazmamızı istiyor. O bazen işte gazetelere röportaj veriyoruz. Yani bir şekilde bu teorilerin güncel tartışmalara katkısı olabilir mi? Bazen deniyoruz. Ama asıl tartışmalar tabii daha akademik tartışmalar, akademik teori tartışmaları. Şimdi daha çok güncelden, yani daha güncel derken daha 21. yüzyıl Türkiye'sinden sormak istiyorum. Hani benim de tabii belli bir şeyler, bir Türkiye üzerine 21. yüzyılda hani biraz da siyasal kavramının dönüşüm üzerine bir makale yapmaya çalışıyorum. Hani sizin kitabınız orada çok işime yaradı, yarıyor. Şimdi 21. yüzyılın Türkiye'sinin de diyelim ki Atatürk Türkiye'siyle benzer bir şeye gidebileceğini veya gitmekte olduğunu söyleyebilir miyiz? Mesela biraz 2000'den 2022'ye kadar baktığımız zaman aynı sürece gittiğini söyleyebilir miyiz? Mesela Cumhurbaşkanı şey var hani Türk Devletler Teşkilatı yaranmasına rağmen şöyle bir sözü var hani bu bir tehlike şeyi değil. Tehlike nedir? Hani oluşturacak bir oluşum değil. Bilakis herkese çalışmak işte entegrasyon içerisinde vesaire daha olumlayıcı bir şey var. Şimdi buradan da hani o Batı'ya entegre olma şeyinin olacağını görebilir miyiz mesela?
Ya benzerlikler var. Hatta onunla ilgili bir makale yazdık Gülşah Çapan'la. Cambridge Review of International Affairs da çıktı birkaç sene önce. İşte Kemalizm ve Erdoğanizm karşılaştırması yaptık. Orada işte aslında ikisinin de Türkiye'nin uluslararası sistemde saygı görmesine dair çabalar, tutumlar olduğu ama yani aynı değil tabii ama yine Türkiye'nin uluslararası sistemdeki yerine yeriyle ilgili rahatsızlıklara olan tepkiler olduğu, yine bu işte ontolojik güvenlik ve leke kavramlarını kullanarak ona bakabilirsiniz. Ama yani en büyük fark, yani zaten tutumlar farklı. Hani biri daha çok uyum sağlamaya çalışıyor ya da bahsettiğimiz gibi kendisini baştan yapmaya çalışıyor o normlara uymak için. Diğerinde daha böyle biz farklıyız ama yine de saygı görmeliyiz falan gibi bir tutum var. O ikisi de aslında yani lekeye karşı sosyologların çalıştığı tutumlar, iki tutumda. Yani ikisinin arasındaki fark uluslararası sistemin, uluslararası düzenin değişmiş olması. Yani 20. yüzyılın başında çok daha katı bir uluslararası düzen var. Batılı, beyaz, hatta Hristiyan olmayan ülkelerin hiçbir neredeyse hakkı yok uluslararası hukuk düzeninde. O düzen içerisinde, Atatürk'ün yaptığı o düzen içerisinde Türkiye'ye yer açmak ki aslında yani büyük başarı yaptığı şey. O düzenin kendi katılığı düşünürse. Ama o 20. yüzyılda, onu mesela Japonya çalışmasında gösteriyorum, sonra Rusya, 90'larda Rusya çalışmasında, o katı standartlar giderek gevşiyor yine. Hala hiyerarşiler var, hala Batı merkezli düzen ama katı standartlar genişlediği için ya da gevşediği için ülkelerin daha fazla manevra yeri var. Erdoğan yaptığı da onu kullanmak. Kendi içinde başarılı kullanıyor diyebiliriz. Yani Türkiye'nin pozisyonunu. Yani Peki çıksa çok bu eleştirilir de yani bu açıdan bakıldığı zaman başarısız değil. paralel olarak baktığımızda Rusya için mesela bilhassa Ukrayna Savaşı'ndan sonra şimdi 20. yüzyıl kıyaslaması yapalım. İşte Türkiye Cumhuriyeti yeni bir doğmuş ve Sovyetler şimdi 22. 21. yüzyıl belirli bir diyelim ki politik bir saygınlık kazanmış bir Türkiye ama Ukrayna Savaşı ile beraber daha diye saygınlığını kaybetmiş ekonomik şeyini tabii doğal olarak. Bunu mesela Rusya'yı nasıl şey yapacağız mesela hangi konuma şey yapacağız? Türkiye yükseliyor, Rusya iniyor mu vesaire? Bunu nasıl mesela değerlendiriyorsunuz? Daha çünkü son kitabınızı okumadığım için çünkü onu şey Yok, yani son kitapta ondan çok yani orada Türkiye yükseliyor, Batı Rusya iniyor. Bence daha büyük bir belirsizlik var ve iki tarafta da aslında bu Batı merkezli düzenin artık sonunun geldiği ya da gelmekte olduğu gibi bir düşünce var bence. Rusya'nın yaptığı da ona güvenmek ya da yani ne denir? Ona dair bir piyango bileti almış durumda Rusya. Türkiye şu anda o belirsizliği kullanabildiği için yani şu anda avantajlı durumda. Ama çok farklı düşündüğünü zannetmiyorum Erdoğan'ın Putin'den o konuda. Yani batılı sistem içinde çok yükselmeye çalıştığını düşünmüyorum. O sistemi kendi avantajına kullanıyor. Ama yakın zamanda işte bu batı merkezli sistemin çok merkezli ya da merkezsiz bir sisteme döneceğiyle ilgili bir kanaatleri var bence. Çin'de de var. Son zamanlarda oluşmuş bir kanaat. Özellikle işte bu COVID, bu liberal düzen krizi, yok işte Brexit bilmem ne. Yani bu genel Batı'nın sürekli böyle bir kaos ve kriz halinde olma hali, kendi seçimleriyle ilgili olan sorunlar falan, ekonomik sorunları düşününce bence böyle bir kanaat oluştu doğulu ülkelerde.
Ama belki biraz acayici davrandılar. Çünkü bakın yani İran'da protestolar, Çin'de protestolar, genel Rusya'da mutsuzluk, işte Türkiye'de ekonomik sorun. Yani Batı merkezi gidecek derken yani çok acayici davranmış olabilirler. Yani Batı'nın genel bir düşüşte olduğunu ben de düşünüyorum ama bu kadar çabucak olacak bir şey değil o yüzyılların meselesi yani. Yani yüzyıllar sürecek anlamda söylemiyorum ama 19. yüzyıldan gelen düzen öyle birdenbire değiştirmesi kolay değil. Özellikle yani kafalarımızda olan düzen. Yani o zaman peki işte Türkiye'nin diyelim ki Orta Asya bağlamında Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsallaşmaya gidilmesi, ekonomik altyapısının oluşturulması bilhassa ki çünkü son 30 senede geride bıraktığımız 30 senede ekonomik altyapıya pek önem vermemişti. Daha politik, söylem ve tarih bağlamında bir romantik şey vardı. Şimdi Bunlar siz işte ileriye dönelik yatırımlar. işte Çok çok bunu mesela merkezli diyorsunuz ki dünyada. bu çok hani şey değil değil mi? Yani anladığım kadarıyla hani çok da kesin bir yatırım değil yani. İşte yani o iki tarafı da yani Türkiye'ye o iki tarafı da yatırım yapıyor. Yani Rusya mesela tarafını seçti tamamen Batı'nın çökeceğine ya da karşı çıkmayacağına dair bir yatırım yaptı ama o konuda biraz yanılmış gibiler. Türkiye iki taraflı oynadığı için daha avantajlı durumda. Ama bakalım göreceğiz yani. 2023 yani iki tarafa da gidebilir. Uluslararası dediğim gibi uluslararası işgalci olarak ileriye doğru çıkarım yapmak isteriz ama şu anda o kadar çok belirsizlik var ki mesela bu enerji krizi, ekonomik sorunlar Avrupa'yı çok kötü etkileyebilir. Avrupa bu konudaki işte Ukrayna'ya destek olsun yani tamamen ya da çok sağcı hükümetlerin başa gelmesiyle Avrupa çok daha kötü bir yere gidebilir. Ama dediğim gibi yani Çin olsun, Rusya olsun, İran olsun hiç bu ülkenin hiçbir kendisi de rahat değil. Onlar da çok daha kötü bir tarafa gidebilirler. O yüzden 2023'te dünya neye benzeyecek söylemek kolay değil. Yani bütün senaryolar mümkün. Sizin kitapta mesela şimdi kesin ismini hatırlamadım ama Türkler askerlik yani savaşmaktan başka pek bir özelliği olmayan bir diyelim ki grup olarak mesela millet olarak mesela tanımlıyor. Şimdi buradan yola çıkarak bir anlamda onu mesela diyelim ki İngilizlerin Türklere bakış olarak mesela bir şey yapsak Onu ben kavramsallaştırsak. demiyorum evet yani öyle Tabii tırnak içinde. Yok, düşünmüyorum. siz orada bir İngiliz politikacı veya tarihçi, diplomat olabilir. Şimdi ismini hatırlamadım. Tırnakta. Şimdi 21. yüzyılda çünkü o tarihlerde diyelim ki Osmanlı veya Türkiye ile diyelim ki Türklerle İngiltere'nin ilişkileri kötü ama Ruslarla daha iyi görece. Şimdi tersine döndüğünü mesela diyelim ki söyleyebilir miyiz mesela Karabağ'da falan vesaire meseleleri de dikkate aldığımızda? Yani Tam olarak yani İngilizlerin Türklerle ilişkileri kötü, Ruslarla iyi mi diyorsunuz? Bence mesela hani savaşmaktan başka bir şey yok. Mesela bu politik bir bence hani Evet. çıkarım. O politik çıkarım olumlu bir şeye dönüştü mü mesela 21. yüzyılda diyebilir miyiz mesela? Çünkü bununla ilgili bir iki tane yazı okudum Türkiye'de önemli hani bir profesörlerden. Hani diyelim Kırım Savaşı falan vesaire örneği veren 21. yüzyılın Türkiye'sinde ise artık diyelim ki İngilizlerle Rusların Avrasya'da bilhassa işbirliği negatife dönmüşsünde. Mesela eski Başbakan Boris Johnson'un "We will teach Putin that the time of Great Peter and Alexander has finished." Mesela böyle bir anlamda bir cümle kurmuş mesela gibi mesela. Buradan biraz da güncel karışım bir soru oldu ama. Evet, yani kesin dediğim gibi kesin bir şey söylememiz emin değil mi? Rusya ile İngiltere'nin bağları çok eskiye giden bağlar. 16. yüzyıldan belki bir daha bile eski. O yakınlık var. Yakın zamana kadar ekonomik açıdan Rus yatırımları olsun onlar yadsınamaz. Boris Johnson kendi sıkıntısı dolayısıyla çok sert tavır aldı bu Ukrayna meselesinde. Kendi iç siyasi sıkıntıları yüzünden. Şimdi de o hükümet onu devam ettirmek zorunda. Ama yani mesela hükümet değişir, konjonktür değişir.
Yani Avrupa'nın içinde yani İngiltere de buna dahil. Rusya'ya daha yumuşak davranmaya ekonomik sebeplerle meraklı gruplar çok. O yüzden kesin olarak o ilişkiler bitti diyebilir miyiz? Emin değilim. Kimin hükümette olduğuna bağlı belki biraz. Ya da genel sivil toplumun ya da genel seçmenlerin bu meseleyi ne kadar takip ettiğine alakalı. Çünkü Ukrayna'nın işgali Avrupa'da, özellikle Doğu Avrupa'da ama onun genel Avrupa etkileri de oldu. Çok büyük infial yarattı. O yüzden kamuoyunun baskısı çok fazla hükümetlere karşı. Yani haklı olarak belki. O açıdan siyasetçiler kendilerini bu konuda çok sert davranmak konusunda baskı altında hissediyorlar. Yani Şahin tarzı Amerikalıların dediği gibi. Ama o değişebilir dediğim gibi. Türkiye bu süreci çok iyi kullandı. Kendi avantajına daha önce bahsettiğimiz gibi iki tarafı da iyi yürüttüğü için ama o da değişebilir. Yani o iki taraflı iki tarafı yürütmek çok zor bir şey. Çok denge oyunu bir hatayla bir şeyle o da tam tersine dönebilir. Daha kesin konuşmak isterdim ama dediğim gibi çok şu aralar o kadar her şey çok belirsiz ve kişilere bağlı ki yani şu anda yani kimin o görüşmeleri yaptığı yani o mesela o herhangi bir siyasetçi değişse taşlar yerinden oynayabilir. Ve de çok fazla yani belirsizlik var bu genel olarak her yerde. O yüzden kesin konuşmak zor. Kesin yani 21. yüzyılda bu ilişki bitmiştir demek zor. Şimdi içeriğini bilmekle beraber içindekiler kısmına falan bakmaya çalışıyorum internette ama Before the West yani son kitabınızdan mesela yola çıkarak bir şey sormak istiyorum. Çünkü tarihçiler genellikle şey vardı ya Orta Asya Türk devletleri ile ilgili böyle bir yüceltici bir diyelim ki bir çıkarım söz konusu. Cihan devleti vesaire. Mesela ben Hopper'ın tarihçi olmadığım için merak etmişimdir yani mesela. Diyelim ki hatta şey vardı İnalcık Hoca'nın şey Osmanlı klasik döneme ilgili meşhur kitabı var biliyorsunuz malumunuz. Orada hani Osmanlı işte o belli bir 100 küsür sene modern dünyanın işte Amerika'sı gibi bir devlet olmuştu falan gibi bir çıkarımı var. Şimdi Orta Asya işte Before the West siz Avrasya ile ilgili daha olduğunu düşündüğüm için mesela bunu nasıl söyleyebiliriz? Mesela böyle bir çıkarım yapılabilir mi? Mesela eski Türk devletleri vesaire işte bunların cihan devleti olması vesaire belli bir düzen meselesi işte. Ne kadar doğru veya ne kadar rasyonel? İnşallah kitap çevrilirse o kitapla ilgili de ayrı bir görüşme yaparız. Orada evet söylediğim Cihan Devlet yani bu Cihan Devlet geleneği Cihan o çok önemli ve unutulmuş bir şey. Ama orada diyorum ki işte nasıl şu andaki uluslararası düzen yayılımcı ve kendisini evrensel olarak görüyor. Oradaki o Cihan Devlet geleneği de bu devletleri evrensel olmaya itiyor ya da evrensel olduklarını iddia etmeye itiyor. O yüzden onlar da uluslararası ya da dünya düzeni kuruyorlar. Uluslararası değil çünkü ulus yok daha. Dünya düzeni kuruyorlar. Kitapta bahsettiğim şey o. Yani bunu tam günümüze getirmiyorum. Ama bununla ilgili de makale yazdım çıkacak. Ve de şeyler de geliyor. Kitap eleştirileri çıkmaya başladı. Şimdi eleştiri derken yani genel olarak yani illa eleştiri değil. Çeşitli yerlerde kitap hakkında yazılıyor. Orada mesela bugün bir tane gördüm. Diyor ki işte kitabı okuyunca yani Putin'i daha iyi anladım. Çünkü o Cihan Devlet yani yayılımcı gelenek Rus yani Moğollar dolayısıyla Rus tarihinde kültürel repertuarında da var. Yani birebir bir ilişki kurmak istemem ama o şeyler o tarihsel şablonlar önemli çünkü kendi geleneğinde olunca aktive olabiliyor ya da en azından düşünme tarzı olarak aktive olabiliyor. Orada ondan bahsediyorum. Yani günümüze getirilebilir bazı tarafları. Bir son soru da sorayım isterseniz. Belki bir soru da ilave yapabilirim
Yakın zamanda bir Vestfalen'in devrilmesi kitabınızda bahsettiğiniz için, çünkü bir Türk akademisyen bir makalesini okumuştum bir 2 sene önce. Vestfalen devletlerin hala belli bir güncellemeyle beraber hala işte milli devlet olmasının hasebinden dolayı kendilerini var kılmak için tabii kendi bağlamlarından hareketle onu da dikkate alarak milliyetçi olmak durumunda kaldıklarını, hala buna ihtiyaç duyduklarını mesela söylüyor. Hatta diyelim ki Princeton'dan İsrailli Profesör Yair Tamir Hoca'nın işte nedir, White Nationalism mesela çıkmıştı, çok tartışılmıştı Avrupa'da, takip etmiştim. Veya diyelim ki mesela Tarık Mıdır Hoca'nın Multicultural Nationalism diye bir şey çıkmıştı vesaire. Buradan yola çıkarak hala devletlerin buna ihtiyaç duyduğunu mesela söyleyebilir miyiz? Mesela Vestfalen devlet hala ayakta ve hala bu şeye ihtiyaç duyuyor diyebilir miyiz? Mesela liberal milliyetçilik, daha demin etnik milliyetçilik, daha işte Fransız vatandaş milliyetçiliği vesaire. Evet, o da üzerinde çalıştığım bir konu. Çünkü aslında ben yani devlet kuramı üzerinde çalışıyorum. Yani devlet kuramının tarihsel değişimi üzerinde çalışıyorum ya da egemenlik diyelim, sovereignty. Evet, öyle bir şey var. Yani şu anda güç sahipleri milletlere hala mecbur diyelim. yani çünkü millet olmadan devlet olmak mümkün değil bu düzende. Ama tarihsel olarak bu böyle değil yani. Yani biz düşünüyoruz ki işte milletler tarihte hep vardı ya da genel olarak yani bu konuları çalışmayanlar öyle düşünüyorlar. Çünkü bize öyle öğretiliyor tarihi. İşte Türk milleti. Aslında ama tarihte mesela Türk milleti yok. Türkçe konuşan insanlar var. ya da Türkçe'ye benzer bir şey konuşan insanlar var. O gruplar içinde bazıları işte yöneten ya da hükümran, bazı çoğu da yani tebaa diyelim. Onlar biz bir milletiz falan gibi düşünmüyorlar. Yani mesela ulus kavramı bile tarihsel olarak var ama aslında ulus o yönetenlere ilk başta söylenen denen şey. Zaman içerisinde yönetilenler o kavramın içine dahil olmaya başlıyor. Bu işte 18. 19. yüzyılda hani Fransız ihtilaline bağlanır. Sonra dünyaya yayıldı denir. Doğru genel olarak ama yani benim yaptığım çalışmalara göre Asya'da da buna da yani böyle yönelimler var. Hani Avrupa'nın yayılımcı şeyi düzeni olmasa da bence uluslaşma ya da milletleşme gibi bir şey Asya'da da olacaktı büyük bir olasılıkla. Yani belki farklı bir şekilde olacaktı ama neyse onlar karışık mesela onlara girmeyelim. Sizin sorunuza dönelim. Dediğim gibi yönetenler milletlere tabi mecbur çünkü yani devlet olmak için lazım. Kurtulmaya çalışıyorlar ama henüz başka bir model çıkartmadık. Hani başka model ne olabilir? İşte bu şirket devletler ki tarihte bazı örnekleri var. İşte bu Doğu Hindistan şirketi, East India Company, İngiltere'nin bilirsiniz hani İngiliz emperyalizmi diyoruz ama aslında o şirket emperyalizmi. Orada İngiltere devleti aslında küçük 18. yüzyılda şirket asıl Hindistan'ı kontrol eden şirket. Ona benzer şeyler olabilir. Yani belki 21. yüzyılda ne bileyim Amazon ya da Google ya da böyle küresel şirketlerin devletleştiğini görebiliriz. Yani teorisyenler olarak böyle şeyler düşünüyoruz ama millet modeli hala var. Çünkü halk neden kabul etsin yönetilmeyi? O işte o millet bağı bizi onu kabullendirmeye yani sıradan halk olarak bizi onu kabullendirmeye itiyor. Peki benim şeyim burada, hani mesela ben Türkiye bağlamında veya Rusya bağlamında konuşacak olursak, mesela diyelim ki 20. yüzyılın Türkiye'sinin geri gelmeyeceğini mesela düşünüyorum mesela kendimce. Çünkü o şartların mesela diyelim ki artık orada kaldığını, mesela diyelim ki benim şeyim mesela basit, diyelim ki ne mutlu Türk'üm diye söylemenin bile diyelim ki 20. yüzyıldaki anlamıyla, politik karşılığıyla 21. yüzyıldakinin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bunu pek anlamaya, hani kabul etmeye direnen şey olabilir.
normaldir. Çünkü insan bir şeye çok inandığı zaman doğal olarak doğaldır ama ben bunun hani kötü bir şey değildi. Belli bir dönüşüm yaşadı. Mesela diyelim ki burada şimdi bir soru sormak istiyorum. Hani burada peki o zaman din meselesi. Çünkü din birçok yazı okudum, okuyorum mesela. Din hani comeback meselesi var ya işte religion is comeback mesela deniyor. Şimdi hani belli malum işte ondan din belli bir şeye geri itilmişti. Ulus çıkmıştı vesaire. Şimdi din mesela daha görünür mesela şeyin kitaplarında var mesela esas bu şeyde. Wendy Brown mesela Amerika'dan Berkeley'den. O mesela şeyin bilirsiniz dinin tekrardan geri geldiğini işte devletlerin ihtiyaç duyduğunu vesaire yeni bir şey oluşacağını buradan dine daha çok ihtiyaç duyacaklarını falan. Bunu mesela nasıl değerlendirirsiniz Türkiye bağlamında mesela Türkiye ve Rusya bağlamında çünkü Rusya'da da var mesela diyelim ki bu şey pek anlaşıldığını hani akademik bakımdan pek üzerinde durulmadığını düşünüyorum hani. Ya, ilginç bir soru. Haklısınız. Yani bu değişim sırf Türkiye'de olan bir değişim değil. Genel olarak 20. yüzyılda oturmuş herhangi bir ülkede, Amerika'da buna dahil, İngiltere'de dahil, oturmuş düzen her yerde sarsılıyor. Bazı yerlerde ona karşı işte böyle daha popülist liderler çıkmış durumdalar. Ama o bir geçiş süreci mi yoksa kalıcı bir şey mi? Sadece ama şey biliyoruz. Yani o 20. yüzyıl çözümleri yani devlet meselesi 20. yüzyıl çözümleri artık 20. yüzyıl için çalışmıyor. O yüzden her yerin oturmuş düzeni neyse bozulmuş durumda. Sadece yerine ne geleceği belli değil. Çok özür dilerim hocam. Sonu bir şeyle katkı hani şey yapmak istiyorum. Çok özür dilerim böldüğüm için. Yani mesela şöyle bir şey diyebilir miyiz? Buna ek olarak Türkiye bağlamında bakacak olursak mesela dinin yani daha görünür politik olarak görünür olması çünkü milliyetçilikle diyelim ki politik birliği sağlamak tek başına mümkün değil. Çünkü çeşitli diyelim ki 20. yüzyılın ötekisi olanlar hepsi politik bir şeyi kazanmış durumda. Değil mi? Çünkü böyle bir parçacık, sizin dediğiniz katı uluslararası sistem artık çok katmanlı bir şeye dönüşmüş durumda. Çünkü daha yeni bir şey oluşmadı. Dolayısıyla hani Türkiye mesela diyelim ki bu dinle diyelim ki milliyetçilikle tutamadığını dinle mesela şey yapmaya çalışıyor olabilir mi mesela bu anlamda? Evet öyle bir yani bence öyle bir çaba var ama o da yani karmaşık bir mesele. Çünkü mesela din evet çok daha görünür durumda ama araştırmalara baktığımız zaman genelde dindarlık oranı düşmüş durumda. Yani hem çok göz önünde ama aynı zamanda yani gündelik hayatta ne kadar aslında. Yani o kimlik olarak var ama kendisi var mı dinin bir. İkincisi tarihte yani din aslında kişiselleştirilmiş ya da devlete karşı bir şey. Yani din şeriat olsun başka dinler olsun aslında gücün tek kişide olmasını engelleyen şeyler. Çünkü o zaman yani genel olarak onlar ona karşı kullanılıyorlar. O yüzden yani bu popülist lider dediğimiz ya da tek adam modeli din vurgusuyla ne kadar aslında birbiriyle uyumlu tarihsel olarak tartışılır. Çünkü yani din önemli derseniz o zaman dinin kuralları var. İşte başka otoritesi var. İşte kitabı var. Yani o zaman tek kişi karar veremez gibi oluyor. O yüzden çok uyumlu şeyler değiller aslında. Yani tarihte birleştikleri noktalar olsa da her zaman aslında birbirinden ayrılan şeyler. O yüzden ben onu daha çok bir geçiş dönemi olarak düşünüyorum. Böyle kalıcı bir şey olarak düşünmüyorum. Onun yerine başka bir şey oturacak herhalde. Ama onu daha nedir tam göremiyoruz. Ama dediğinizde haklısınız. Evet o yani en azından ismen çok daha ortalıkta 20. yüzyıla göre ya da kimlik olarak çok daha ortalıkta. Din. Son bir soru soracağım. Şimdi Azerbaycan Türkçesinde bir roman okuyorum yine. İşte Bakü'nün Ruslar tarafından 1806'da ele geçirilmesi, işte Rus generalinin öldürülmesi falan. Orada mesela şöyle bir şey var. Rus general diyelim ki Bakü'ye geliyor, işte Bakü Kalesi'ne işte daha gitmemek üzere falan. O esnada işte yazar şey diyor mesela 3. Selim'den bir alıntı yapıyor. İşte bizim diyelim ki sığınabileceğimiz, yardım isteyebileceğimiz Selim, Sultan Selim işte kendi şeyiyle karışmış durumda nedir? İran'la ve Rusya ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışıyor. Çünkü kendi içerisinde modernizasyon yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz oraya sığınamayız. Rusya'nın şartlarını kabul etmemiz gerekiyor falan.
Şimdi buradan 21. yüzyıla gelecek olursak mesela işte Karabağ meselesi. Diyelim ki hani Türkiye sonuna kadar işte diyelim ki yardım edebildi ya veya destek olabildi diyelim ki. Mesela buradan modern Türkiye'nin modern politik hikayesini dikkate aldığımızda 21. yüzyıldaki Türkiye'nin daha bir adım ileri mi gideceğini söylememiz gerekiyor. Yani çünkü hani bir Osmanlı 19. yüzyılın diyelim ki yani hasta adam Osmanlı, sonra işte yeni kurulmuş Cumhuriyet vesaire. Şimdi 21. yüzyıl mesela, şimdi burada belirli şeyler var. Yani çok emin değilim. Yani bir taraftan evet daha kendine yani güvenen bir siyaset var gibi. Ama bir taraftan da o yani Türkiye Avrupa'ya tabi olmadığı derece pardon İngilizce çıktı yani Rusya tabi yani o ikisini bir arada götürmeye çalıştığı için kendi başına tamamen bir bağımsız aktör olarak mı karar veriyor Karabağ konusunda olsun yoksa bütün bu dengeleri gözüne alarak mı karar veriyor onu düşünmek lazım o dengeler tamamen Türkiye'nin kontrolünde olmadığı için Türkiye'nin bu konularda ne yapacağı bence çok çok belli değil yani. Kibarca öyle diyebiliriz. Bence orası bence çok güzel. Yani çok kıymetli. Yani Türkiye'nin tamamen kontrolünde olması bence birçok insan onu bence dikkate almalı. Çok teşekkür ederim hocam. İnşallah ikinci kitabınızda da diyelim ki yapabiliriz. Türkçe veya İngilizcesinde edinebilirsek inşallah. Tekrar yaparız. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız Ben için. teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere. Sağ İyi olun. geceler. Sağ olun. İyi geceler.